Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size yaptığım ufak tefek videolarla 10 dakikadan kısa bir süre içerisinde Victoria 3'ün kah ekonomisi olsun, kah savaşları, kah ordu yönetimi, kah sanayi üretimi gibi şeyleri anlatacağım. Özellikle videonun altına dakika dakika sekans koyacağım ki rahatça takıldığınız yerlere tıklayıp geçebilirsiniz. Çok uzatmayalım ekonomiyle başlayalım. Öncelikle Victoria 2 oynamış arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı ekonominin nasıl işlediğini bilirler. Biz bugüne kadar hiç Victoria oynamamış insanları ele alarak anlatmaya başlayacağız. Öncelikle geliriniz burada tepede yazmakta arkadaşlar. Burada paranız, bilançonuz, altın rezervleriniz ve yatırım havuzu diye farklı farklı gelir gelir kalemleriniz gözüküyor. Şu anki durum şu ki altın rezervimiz 3 milyon kadar var. Yani gelirimizin altı, artıya gitmesinden dolayı bir rezerv oluşuyor. Eğer ki eksiye gitseydi krediye doğru gidecekti ve belli bir seviyeye krediye ulaştıkça da faiz giderlerimiz olacaktı. Şimdi burayı çok kafanızı karıştırmayın. Gelirinizi giderinizi nasıl ayarlayacaksınız hemen bundan bahsedelim. Öncelikle gelir kalemleriniz, gelir vergileriniz, kelle vergileriniz, tüketim vergileriniz, gümrük vergileri, para basma ve diplomatik paklar şekilde şekillenebilir. Bunların hepsi olmak zorunda değil. Diplomatik paklar eğer ki bir ülkeyi kendinize kukla aldıysanız, dominion aldıysanız onların pazarından kazanmanız veya savaş tazminatı gibi şeylerden kazandığınız paralardan yola çıkar. Para basma kısmı ise tamamen ülkenizin gayri safi yurtiçi hasılasının büyüklüğünde para basıyor. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz? bu üretiminizle artan bir durum gayri safi yurt içi hasıla halka yani kişi başına düşen ayrı bir de ülkenizin üretim gücü ayrı olarak geçiyor onları sanayi üretiminde daha çok değineceğiz gümrük vergileri dediğimiz şey arkadaşlar ticaretten kazandığınız vergi ka kalemleri bunda çok ufak bir yasa problemi var ondan da birazdan kanunlarda bahsedeceğim tüketim vergileri tamamen sizin elinizle koyduğunuz ve otorite harcayarak koyduğunuz vergiler bazı tüketim ürünlerinin fazlasıyla getirisi olabiliyor. Mesela tahıl gibi. Fakat tahıla tüketim vergisi koyduğunuzda bunu almaya çalışan insanlar mesela alt tabaka diyelim bunu ucuz alması gerekirken daha pahalıya alıyor ve bunu alırken vergi ödemek zorunda kalıyor. Bu da doğal olarak onların daha çok radikalleşmesine ya da sıkıntılar çekmesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla tüketim vergisi koyarken daha çok lükslere koymaya çalışabilir veyahut hizmet gibi en basit kalemlerden birine koyup daha fazla para kazanmaya yönelebilirsiniz. Dediğim gibi otorite istiyor, otoritenizi fazla harcamamaya çalışın. Bunun dışındaki kazançlarınızda telle vergileri ve gelir vergileri var. Bu noktada acilen bir kanunlara girmemiz gerekiyor. Ee, burada gördüğünüz güç yapısı, ekonomi ve insan haklarına dair kanunlarınız var arkadaşlar. Ekonomik kanunlarda ekonomik sistem, ticaret ve vergilendirme bizi ilgilendiren kısımlar. Öncelikle ekonomik sistemden size söz edelim. Eğer ki gelenekselcilik oynarsanız e, vergilendirme kapasitenizin düşmesinin yanı sıra bazı şeyleri sübvanse edebilirsiniz. Sübvanse ne de demek? Eğer ki bir fabrika zarar ediyor veya masraflarının altından kalkamıyorsa devlet teşviği alıyor. Siz bunun sübvansesini diler verirsiniz, diler vermezsiniz size kalmış durumda. Burada gidebileceğiniz en mantıklı ekonomik sistem eski Victoria'da özellikle eskisinde oynayanlar varsa state kapitalizm veyahut planned ekonomiydi. Bu bölgede şu anda state kapitalizminiz olmamakla beraber interventionizm olarak geçen müdahalecilik, laissez ve planlı ekonomi mevcut. Fakat şöyle ki müdahalecilik gittiğinizde aristokratların ve kapitalistlerin yatırım havuzu katkısı diye bir şey çıkıyor karşınıza. Bu da nedir? Ülkenizde bulunan aristokratlar toprak ağları gibi düşünün. Bunlar tarım işçilerini çalıştıran, onlara para veren, onlar sayesinde de para kazanan sınıf. Yüksek sınıf. Kapitalistler ise sanayi gibi işletmeleri yöneten, bunlardan para kazanan ve orada çalışanlara maaş ödeyen sınıf. Bunların sayısı arttıkça ve yasalarla bunları besledik, beslediğiniz sürece yani kapitalizme giden yolda bunları beslediğiniz sürece size geçici ulusal gelirler anlamında bir katkıları oluyor size. O da inşaatta işinize yarıyor arkadaşlar. Victoria 2'de bunlar zaten kendi başına inşaat yapıyordu. Burada öyle bir mevzu yok. Kendi başlarına inşaat yapmıyorlar ama yatırım havuzu adı altında size gelir aktarıyorlar. Müdahaleciliğin burada size bir faydası var. Aristokratlardan %5, kapitalistlerden de %25 alabiliyorsunuz. Tarımcılık oynayabilirsiniz. Tarım altyapısına sübvansiyon verebiliyorsunuz. Aristokratların ekonomi katkısı daha fazla oluyor. Tabii ki siz gelişen bir toplumsunuz. 1836'da başlıyor oyun. Dolayısıyla tarımla ekonomi yönetmeniz ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Lazesfer ise tamamen özgürlükçülük anlamında yola gider. Lazesfer ekonomisi daha daha karışılmayan bir ekonomi sistemi, daha liberal bir ekonomi sistemi, kapitalistlerin yatırım havuzu %50 daha fazla artıyor. Ticaret merkezlerini ve altyapıyı sübvanse edebiliyorsunuz. Borç faiz oranısı düşüyor. Şimdi bunun önemli kısmı şu, bunlar bazı kanunları etkiliyor arkadaşlar. Misal burada ticarete birazcık atılacağız. Ticarette de çok önemli bir mevzu var. Gümrük vergilerinizi ticaret üzerinden kazanıyorsunuz. Merkantilizm size burada da yazacağı üzere. Öncelik yok derseniz ithalatta %15 gümrük vergisi ve %5 ihracatta gümrük vergisi koruyor. İç tedariki koru derseniz gümrük vergisinde %10 daha fazla gümrük vergisi alıyor ihracatta. İhracatı teşvik et derseniz de ithalatta %30 daha fazla gümrük vergisi alıyor. Fakat şöyle bir durum var ki bunu yaptığınızda bazı mallarınızın dışarıya gitmesi olası olabilir. Örnek bir mal göstereyim size. Dışarıya giden, benim kontrolüm dışında dışarıya giden şeylerden birazcık söz edelim. Misal benden ne alınıyor? Çelik. Bakın şimdi eğer ki bir ülke sizden mal almak istiyorsa sizin buna engel olabileceğiniz yollar biraz az. Şöyle ki bir ülkeye ambargo koyabilirsiniz bu hiçbir zaman karlı bir hareket değil. Çünkü illaki bir şeyde ticaret yaparsınız o ülkeyle. Onun dışında az ülkeler iptal edemeyeceğiniz ticaretler yapıyor dedik. Şimdi burada yapabileceğiniz 3 tane opsiyon var arkadaşlar. Çelik kaleminde benim dışarıdan aldığım 2 kalem varken dışarıya gönderdiğim şu anda 4 tane ticaret yolu varmış. Bu ülkeler benimle ticaret yapıyormuş. Ben dışarıdan almayı iptal edebilirim. Satabilirim dışarıya. Kendim satıyorsam iptal edebilirim. Başkası benden alıyorsa serbest piyasa imkanı yok. Engel olamam. Şöyle bir şey yapıyoruz burada da. 3 tane kaleminiz var. Korumacılığın şeyi olduğu için bizde değerler biraz farklılık gösterebilir. Onu birazdan kanunlarda göstereceğim. İhracatı teşvik et diyebiliriz. Yani dışa mal satımını teşvik edebiliriz. Öncelik koymayabiliriz. Bu da %10 %10 bize gelir sağlıyormuş. İç tedariki koru dersek dışarıya Giden mallara %20 gümrük vergisi koyuyorum ki insanları benden satın almamaya teşvik edebileyim diye. Ama buna rağmen tabii ki alanlar hatta zararına alanlar bile var gördüğünüz gibi. Bu bizi ilgilendirmez, bizim aldığımız gümrük vergisi artmış olur. Şimdi bu kısmı gördükten sonra ticaret politikası biraz daha aklınıza oturacak. Merkantizm dediğimiz gibi daha az sizi koruyup daha çok ithalatı gümrük vergisine şey yapan destek veren bir duruma sahip. Kurumacılık burada de devreye geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi ihracatta daha fazla gümrük vergisi almanızı sağlayacak bir durum yaratıyor size korumacılık. Böylelikle dışarıya sattığınız mallardan daha çok gümrük vergisi edinebilirsiniz. Peki neden böyle bir şey yapmak istiyorsunuz? Dediğim gibi bir malı üretiyorsunuzdur. O mal sizin için çok önemlidir ve ihtiyaç duyuyorsunuzdur. Başkaları sizden çekiyordur. Yasa fiyatı yükseliyordur. Dolayısıyla bu malın dışarıya çok gitmesini istemiyorsunuzdur. O zaman gümrük vergisini arttırıp malın gitmesinden dolayı doğan zararınızı gümrük vergisiyle karşılayabilirsiniz. Bunun dışında serbest ticaret var. Serbest ticarette ticaret hacminiz büyüyor. Yani dışarıya satılan mallar, alınan mallar büyüyor. Bunu birazdan ticaret sekmesinden daha iyi göstereceğim size. Bürokrasi maliyetini düşürüyor ticaret yollarının. Evet her açtığınız ticaret yolunun bir büro demokrasi maliyeti var. Eğer ki ülkelerle ticaret anlaşması yapmadıysanız bunu vermek zorunda kalıyorsunuz. Ticaret yolu rekabetçiliği ekliyor %50 ama hiçbir mal için gümrük vergisi uygulayamıyorsunuz. Serbest ticaretinde durumu bu herhangi bir şekilde engelleyemiyorsunuz dolayısıyla problem oluşturabiliyor. Yalnızcılık ise tamamen dışarıdan mal almayı kapatıyor. Dışarıya mal satmayı da kapatıyorsunuz. Bununla başlayan Japonya gibi ülkeler oyunda mevcut. Bu da hiç önermeyeceğim bir ekonomi yasası. Şayet bundan kurtulabildiğiniz anda da kurtulmanız lazım özellikle Japonya gibi bir ülkede. Eğer buradan gidiyorsanız ülkenizin komünizme gitmesi daha ön planda olur. Şöyle ki eğer ülkeniz kendi kendine kalkınamıyorsa yalnızcılık oynamamalısınız. Eğer yalnızcılık oynuyorsanız ülkenizin kendi kendine yetmesi lazım ve kaynak olarak da kendinize yetmeniz lazım. Yani dünya üzerinde bir sürü kaynak var Victoria'da. Victoria 2'de de böyleydi 3'te de böyle. Da 3'te biraz daha fazla kaynak var ve sizin bu kaynakların hepsini üretmeniz lazım ki kaynak eksikliği çekip ticarete başvurmak zorunda kalmayasınız. Ve bir diğer gelir kalemi olan vergilendirmeye geçelim. Vergilendirme çok önemli bir husus çünkü çok farklı vergilendirme çeşitleri var. Bunlar size gelir vergisi ve kelle vergisi olarak geliyor. Dolayısıyla her birinin farklı Problemleri farklı getirileri olabiliyor Şimdi tüketime dayalı vergilendirme dediğimizde Nüfus maliyeti çarpanını düşürüyor Bürokrasiden tüketim vergisi maliyetini de düşürüyor Dolayısıyla e, işinize yarayan bir başlangıç şeyi Ama çok düşük bir vergilendirme seviyesi var Gördüğünüz gibi şu anda mesela ben kişi başına vergilendirme yapıyorum Per capita tax diye geçer e, Eğer ki tüketime dayalı vergilendirmeye geçersem Eksi 298K'lık bir kaybım oluyor Toprağa dayalı ver zaten birçok ülke tüketime dayalı ile başlıyor bu sırada Onu da bir söylemiş olalım toprağa dayalı vergilendirme yaparsanız yine gelir anlamında fena olmuyor. Arazi vergisi gibi kalemleriniz geliyor. Gelir vergisi oranı %8,5 oluyor. Tüketim vergisi oranı %42,5 oluyor. Bakın yukarıdaki tüketim vergisi oranıyla aynı fakat ek olarak arazi vergisi ve gelir vergisi oranının yükselmesi durumu var. Kişi başına vergilendirmeye geldiğinizde arazi vergisi ve kişi başına vergiden ekstra bir kazancınız ne kadar olduğu gösteriyor. Gelir vergisi oranınız %17,5'a çıkıyor. Tüketim vergisi oranınız aynı kazancınız daha da artıyor. Düz oranlı vergilendirme var. Bu da flat tax income'dı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Tam İngilizceleri aklımda kalmamış. Burada gelir vergisi oranınız artıyor, tüketim vergisi oranınız aynı sayılır. Temettü vergi oranınız var %30 civarında. Bazı kelimeleri maalesef çok eski kelimelerle çevirmişler. yani Ona diyecek bir şeyimiz yok. Kademeli vergilendirme var. Kademeli vergilendirmede gelir vergisi oranınız, artı temetti vergi oranınız, artı tüketim vergi oranınız aynı. Dolayısıyla kazançlarınız ona göre şekilleniyor. Şimdi eğer ki ekonomiyle ilgili sıkıntılar yaşıyorsanız Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Öncelikle dikkat etmeniz gereken şey yukarıdaki gelir gider kaleminin sayısal değerin kırmızı olup olmadığı. Eğer kırmızıysa sağlıksız ekonomidesiniz demektir. Yani sağlıksız ekonomi Ulusal gelirinizin sabit ulusal giderlerinizi karşılayamaması anlamına gelir. Burada geçici ulusal giderler devreye alınmadığında bile, yani şu inşaata 107 k ödemediğinizde bile ulusal giderlerinizi ödeyemiyorsunuz demektir. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken birkaç tane husur var. Mevcut duruma tıkladığınızda pahalı devlet malları, pahalı askeri mallar gibi şeyler gözükebilir. Veya yetersiz vergilendirme kapasitesi veya düşük pazar erişimi. Şimdi bunlara şu şekilde geleceğiz. Eğer ki pahalı devlet mallarınız varsa yani devletin tüketmesi gereken mallar pahalıysa zarara giriyorsunuz demektir arkadaşlar. Bunlar geçici ulusal giderlerinizi etkileyebilen unsurlar. Misal şu an ben inşaat için demire 49.2K harcıyorum. Oduna 30.3K harcıyorum. Kumaşa 15.3K harcıyorum. Ve alete 12.12K harcıyorum diyelim. Ee, bu harcamalar neden bu kadar yüksek? İki tane unsura bakıyor. Bir, inşaat. İnşaat sektörünüz ne kadar büyükse inşaatta çok daha iyi gireceğiz merak etmeyin. İnşaat sektörünüz ne kadar büyükse inşaat sektörünün kullandığı mallar o kadar artar. Yani alet, kumaş, odun, demirden totalde bu kadar kullanım sağlıyoruz. Peki, bunları kullanırken ne yapıyoruz? Devlet olarak inşaatı yapıyorum. Karşılığında bu malların parasını ödüyorum. Dolayısıyla giderlerimin bir kalemi bundan oluşuyor. Dolayısıyla ne yapmam lazım? Benim inşaatı daha ucuza getirmem için veya inşaatın ekonomimi daha az yorması için bu malları daha ucuza almam lazım. Fakat şurada şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Eğer ki bu malları çok daha ucuza almak istersem aynı zamanda bu malları üreten binalar zarar edebilir demek oluyor. Misal Alet atölyelerinden bir yola çıkalım. Hemen size Arnavutluk'ta bir alet atölyesi göstereyim. Şimdi alet atölyesi üretimi dolayısıyla böyle gözüküyor ama kaba aletler olarak gösterirsek en başta odun alıp alet üretiyor. Odunun fiyatı artarsa ve aletin fiyatı düşerse fabrika zarar edecek demek. Çünkü oduna çok fazla para ödüyor fakat alet satımından çok az para kazanıyor. Burada dikkat etmeniz gereken denge, ufak denge, hassas denge budur. Yani bu eğer ki çok fazla bir şeyi ucuzlaştırırsanız onun değerini düşürür ve dolayısıyla bilançonuzda eksiği yaratabilir. Ekonomik kısım bu kadardı. Şimdi üretim ve sanayi kısmını atlamak istiyorsanız bir sonraki videoya atlayın.